Evet, merhaba. Şimdi öncelikle tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarıyla ilgili kısa bir yorum yapmak isterim. Çünkü şimdi bu açıklamalar tabii Amerika'da büyük tepki çekecek. Çünkü biliyorsunuz biz Amerika ile gerginliğimiz daha çok Amerika'nın YPG'ye vermiş olduğu destekten dolayı son dönemde. Tabii şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu soru gelecek. Diyecekler ki yani PKK benzeri bir ya da YPG işte benzeri bir operasyonu Hamas'ın yaptığını Türkiye sınırları içinde sivil halka yapsaydı sizin tepkiniz ne olurdu? Nasıl bir operasyon yapardınız Suriye'nin kuzeyinde ya da Irak'ın kuzeyinde? Tabii bu durum, bu yaşanan Hamas'la yaşanan bu krizi İsrail'in Türk-Amerikan ilişkilerine olumsuz yansıyacak mutlaka. Çünkü ya YPG'yi Amerika terör örgütü olarak tanımıyor, biz tanıyoruz. Dolayısıyla Hamas'ı tabii biz terör örgütü olarak tanımıyoruz, Amerika terör örgütü olarak tanıyor. Bu Türk-Amerikan ilişkilerinde önümüzdeki dönemde gündem olacak. Tabii öte yandan şimdi Amerika dün Kongre'de enteresan gelişmeler oldu. Amerikan istihbaratı yetkilileri, Kongre üyeleri de bu savaşla ilgili bazı bilgiler verdiler. Bunlar da basına yansıdı, Amerikan basına. Şöyle ki şu anda İran'ın burada direkt bir parmağının olduğuna dair elimizde istihbarat yok dediler. Yani bu operasyonun planlanması, zamanlaması, harekatı konusunda İran'ın parmağının olduğuna dair elimizde hiçbir kanıt, belge, istihbarat yok dediler. Şimdi Peki bu Razi Delikli, bu silahların nereden tabii. geldiğini düşünüyorlar Hamas'a? Tabii ki bunları kesinlikle İran'ın sağladığını zaten onu söylüyorlar. Bu konuda zaten İran'ın da inkar etmiyor zaten daha evvelden. Ancak bu operasyonun bu şekilde planlanması, zamanlaması konusunda İran'ın planı yok. Tabii ki Hamas'ın savunucusu İran. Halbuki Hamas Sünni bir örgüt ama İran Şii. Buna rağmen Hamas'a hem maddi olarak destek veriyor hem de silah, teknoloji yardımı yapıyor. Şimdi tabii bunun dışında dün bir de Amerika Araştırma Servisi var. Kongre Araştırma Servisi. Bu Kongre Araştırma Servisi de düzenli olarak dünyada yaşanan olaylarla ilgili düzenli rapor sunar kongre üyelerine ve kongrede nasıl tavır almaları gerektiğini ve yaşananların ne olduğunu madde madde sıralarlar ve bazı tavsiyelerde bulunurlar. Hani şunlar gündeme alınabilir diye. Şu anda bakılan, ben raporu şöyle bir inceledim. Çok fazla detay yok. Aceleyle yazılmış bir rapor. Ancak İşte daha çok askeri olarak nasıl destek verilebilir şeklinde öneriler var. Bunlardan birincisi şu ana kadar zaten 2028 yılına kadar İran'a İsrail'e taahhüt edilen 3,3 milyar dolarlık askeri yardım var. Bu 2028 yılına kadar devam edecek. Bunun devamı diyor. Onun dışında tabii uçak gemisinin oraya gönderilmesi ki bu zaten oraya konuşlandırıldı. Gerald Ford uçak gemisi ki bu uçak gemisi biliyorsunuz Amerika'nın gelişmiş en son teknolojiyle en yeni uçak gemisi. Şöyle tarif edeyim, bizim Anadolu gemimizi bilenler, yakından görenler şöyle düşünsün. O geminin iki misli daha uzunluğu ve beş misli daha ağırlığında yük taşıyabilecek kapasitede bir gemi ve çok yüksek. Yani bunun inanılmaz silahlarla yüklü ve iki tane nükleer santral var içinde bu geminin. Ve Anadolu gemisi 20 knot ile giderken bu uçak gemisi bu kadar yani 5 misli büyüklüğe sahip olduğu halde 40 knotla ilerleyebiliyor ve hiç yakıt almadan içindeki nükleer yakıtla 25 yıl hiç yakıt almadan devam ediyor. Yani şu an içindeki nükleer yakıt bu geminin 25 yıl daha denizlerde seyahat etmesini sağlıyor. Tabi bu gemiye eşlik eden destroyerlar, fırkateynler de var. İşte malzeme taşıyan gemiler var. Çevresi de bir denizaltılar da eşlik ediyor. Ve üzerinde sanırım 90 en az 90 uçak bulundurabiliyor ve 5000 asker ve personel bulunduruyor. Ve içindeki elektronik savaş sistemleri var. Yani komutanların yani uykuda bile olsalar bir tehdit durumunda her şey savaş ve savunma mekanizmaları hemen devreye giriyor ki bu geminin en büyük özelliklerinden biri de saldırı gemisi aynı zamanda saldırı yapabiliyor.
Bir özelliği de şu, bu geminin şu anda gönderilmesinin bir maksadı da içinde özel birlikler var bu geminin. Yani bunlar işte özellikle askeri böyle kurtarma olarak dahil olmayacağız demişlerdi ama özel birlikler, evet, kara harekatında mı dahil olacaklar Razi Canikli gibi? Hayır, o da değil. Kurtarma operasyonu durumunda, yani İsrail'in Gazze şeridi içinde tespit ettiği bir takım noktalara bazı küçük operasyonlar, yani Osama Bin Laden operasyonunu hatırlarsanız Pakistan'daki, tabii. Ona benzer operasyonlar yapacaklar Gazze içinde ve operasyonlarla işte buradaki rehineleri kurtarmak amacını gidiyorlar ve burada işte Amerikalı askerlerin görevlendirileceği, bu gemideki Amerikan askerlerin görevlendirileceği ve bu geminin oraya işte destek sağlayacağı, işte sanıyorum helikopterler sanıyorum buradan kalkacak, işte uydular buradan takip edecek, olası dışarıdan gelecek olan herhangi bir tehdide karşı da bunlar devreye girecek. Tabii biliyorsunuz yani Birleşmiş Milletler'de her defasında Netanyahu geldiğinde konuşmasında hep İran'ı tehdit olarak gösterirdi ve bu savaşın da zaten ilk gününden itibaren hep İran konusu gündeme geldi. Fakat Amerikalıların İran'ın bu işte payı olmadığını söylemesi ve özellikle Hizbullah'ın topyekün, yani kuzeyden bir savaşa girmeyeceğini söylemesi ve buna da niyetli olmadığını da göstermesi küçük çatışmaların dışında. Ama Hizbullah dünkü saldırıyı kabul etti, Lübnan Hizbullah'ı. Dün İsrail'e yapılan o füze saldırılarını kabul etti. Tabii Hizbullah zaten bunu hep yapıyor fakat topyekün bir savaşa yanaşmayacak Hizbullah. Yani bu işaretler alındı. Yani topyekün bir savaşa girmeyecek İsrail. İran da bunu istemiyor. Şu anda tabii burada bir İran savaşı, İran-Amerika, yani İsrail'in İran'ı bombalaması diye bir şey şu anda beklenmiyor. Fakat Netanyahu'nun en büyük hayali yıllardır sürekli İsrail'deki, İran'daki nükleer tesisleri vurmaktı. Ve bununla ilgili Amerikan yönetimini sürekli uyarıyordu. Obama yönetimini çok şiddetli uyarıyordu. Ve bu beklentisi olmadı ve Amerika'da sürekli olarak böyle bir saldırıya kesinlikle karşı çıkacağı konusunda Amerika'nın pozisyonu buydu. Şimdi tabii bu İran'la bir çatışma şu anda beklenmiyor. Tabii bu şu anki sahadaki çatışma nereye yansır onu bilemiyorum. Fakat tabii bu muhtemelen şu anda beklenti Amerikan cephesinde. Yani buradaki işte Hamas'ın iyice çekilmesi ve bu istihbaratlarla rehinelerin yerlerinin tespit edilmesi. Çünkü şu an İsrail halkı için en önemli şey bu. Esirlerin, rehinelerin kurtarılması. Çünkü her gün Amerikan televizyonları sabah akşam sürekli bu rehinelerin ailelerini ekrana getiriyorlar. Tabii Netanyahu için de sanırım en önemli olan bu. Zaten tabii, o görüntüleri bunun için paylaşıyor. Netanyahu da tabii çok büyük bir baskı oluşturuyor bu olay. Tabii dolayısıyla şu andaki operasyon bir rehineleri kurtarma operasyonu olarak bir beklenti var. Ama bunun için çok erken olduğu söyleniyor. Öncelikle Hamas'ın biraz zayıflatılması bekleniyor. Onun ardından sanıyorum zaten Katar bu konuda bir temaslara başladı. Şu an bazı müzakereler arka planda devam ediyor. Ancak Hamas hava bombardımanı durmadan hiçbir şekilde hiçbir takas işine girmeyeceğini duyurdu. Dolayısıyla şu anda halen hava bombardımanı devam ettiği için şu yakın zamanda bir takas olayı beklenmiyor. Çünkü olası bir takas bile Netanyahu'ya çok büyük zarar verecek. Çünkü biliyorsunuz daha evvelki 2014'teki takasta bir asker için, bir İsrail askeri için en az 1000 tane İsrailli Hamas askeri takas edilmişti. Şimdi tabii burada sayı da tam bilinmiyor. 150'ye kadar çıkabileceği söyleniyor bu rehinelerin. Dolayısıyla şu anda tabii rehinelerin sayısını bilmezken bu rehinelerin nasıl kurtulacağı konusunda operasyon yapmak çok büyük risk oluşturduğu için şu anda tabii çok yoğun bir istihbarat çabası içinde İsrail.